Efendim merhabalar. Sorularımız biraz değişti, seçim bitti çünkü. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklımıza ne geliyor? Onun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bugün A diyor, yarın B diyor. Bugün siyah diyor, yarın beyaz diyor. Veya bugün beyaz diyor, yarın siyah diyor. Bunun örneğini çok gördük. Yani Esat'a kardeşim diyordu. Türkiye'de tatil yapıyordu özel yatlarda. Ondan sonra terörist Esat oldu. Şimdi tekrar kardeşim Esat olmaya yoluna doğru gidiyor. Adamını gönderiyor. Esat'a diyor yürü git lan, senin gibi bir insanla işim olmaz. Onun dışında Muhammed Mursi'nin kankisiydi. Eski Mısır Cumhurbaşkanı lideri. Eski Mısır Cumhurbaşkanı. İşte Sisi geldi. Darbe yaptı Mursi'ye. Erdoğan da çıktı. Yıllarca Rabia işareti yaptı. Böyle yaptı. İnsanları böyle kandırdı. Yıllarca Rabia işareti yaptı. Dedi ki bütün dünyada yapılan darbelere karşıyım. Allah darbe yapan insanların belasını versin. Allah onları karu perişan etsin. Dedi darbecileri yakaladığım yerde var ya dedi ağzını burnunu kıracağım. Dedi ulan siz ne biçim insansınız? Benim adım Erdoğan. Ben dünyanın en iyi kickboksçusuyum. Benim karşıma çıkma Sisi dedi. Ağzına demedini bırakmadı. Sizin gibi değerli insanlar mikrofonu uzattı. Dedi işte bir gün olur da Sisi ile katil terörist Sisi dediniz, Sisi ile görüşür müsünüz, konuşur musunuz? Dedi o katil terörist Sisi ile işim olmaz. Yani hayatta görüşmem. Önce Katar'da Dünya Kupası oldu. Gitti. Türkiye tabii Dünya Kupası'na gidemediği halde Erdoğan Katar'a gitti. Sisi ile orada karşılaştı, sarıldı, öptü. Değerli kardeşim Sisi dedi, seni çok seviyorum dedi. Ondan sonra Mısır'a gitti. Ama AK Parti'de sürekli düşmanlık ya da dostluk yok. Ülkenin menfaati neyi geri onu yapar diyorlar. Bu çok tuhaf. Ya şimdi ülkenin menfaati yani bu ülkeyi yönetmek mı? Çocuk oyuncağı değil. Evet. Ülke yönetmek ciddi bir iştir. Yani başkanım ülke evet ülke böyle yönetilir. Böyle bir gün böyle bir gün böyle bir gün böyle bir gün böyle ülke böyle yönetilmez. Yani insanın bir duruşu olmalı. Yani bir ülkenin de bir duruşu olmalı. Yok mu AK Parti'nin Erdoğan duruşu efendim? Ben dik duruyorum. Dik ya diyorum ya bir dediğini bir dediğini tutmuyor. Duruşu böyle. Evet. Peki 22 yıldır AK Parti tek başına ülkeyi yönetiyor. Sizce yönetebiliyor mu yönetemiyor mu, nasıl görüyorsunuz? Abi yönetemiyor. Köprü yaptık, baraj yaptık, İHA yaptık. Bir satsayıyorlar. Abi şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yıl olmuş 2024 diyorlar yol yaptık, köprü yaptık. Ya dünyanın hangi ülkesinde, hangi şehrinde yol yok, köprü yok ya? Ya sen yani 20-30 yılda yol köprü yapmış. Bir zahmet de yol köprü yapmış, yapsın yani. Öğretmenin işi nedir? Öğretmenlik yapmak. Doktorun işi nedir? Doktorluk yapmak. E bu adam da bu ülkenin, yani bizim gözümüzde cumhurbaşkanı değil de kendini öyle görüyor. Bazı insanlar sonuçta oy vermiş. Hiçbir zaman oy da vermedik. Yani sonuçta bu adam da bu ülkenin cumhurbaşkanı. E tabii ki yol köprü yapacak. Bir de babasının parasıyla mı yapıyor ya? 80 milyon insanın yani vergileriyle yapıyor. Hayır, eskiden vergiyle şimdi vergiyle yap işte devret. Aynı evet, para diyoruz. İnanılmaz. Vergi olsa yine neyse. Evet, aynen öyle. E bir de o yoldan köprüden geçiyoruz. Cemizde dünya kadar para gidiyor. Tabii. Dünya kadar. Öyle böyle değil. Ha Osman Gazi Köprüsü. 290 vatandaş bir de devlet ödüyor. Evet, inanılmaz para vatandaşın cebine gidiyor. Yani müteahhitlere yapıyorsun sen o yol para şey köprüyü. Müteahhitler kazanıyor, vatandaşın cebinden çıkıyor. Yani faydası yok mu diyorsun? 20-30 yıldır ülkeyi berbat yönetiyor. Berbat yönetiyor ya. Niye kazanıyor o zaman? Mide bulandırıcı. Niye kazanıyor? Yani niye kazanıyor? Joseph Stalin'in bir sözü var. Kimin oyları ver değil, kimin saydı önemlidir. He, yani her şey iyi. Evet, her şey onların elinde. Medya, işte YSK. Eski Rusya Devlet Başkanı Joseph Stalin'in kimin oy verdiği değil, saydığı önemli. Evet, aynen öyle. Yani vatandaş, Türk halkı sabahtan akşam 5'e kadar gidiyor oy veriyor. Akşam 7-8-9'da televizyon açıyor. Son dakika %51 ile 20-30 yıldır böyle. Erdoğan hiç %60 aldı mı Erdoğan şimdiye kadar? %70-80-90 aldı mı? Mesela Azerbaycan'da Aliyev %90 alıyor. Erdoğan hiç %55 de aldı mı? 20-30 yok. Hep %51. Ya bu adamın hiç mi %1 oyu düşmüyor? Yani hep %51. 20-30 yıldır. Ha, manalı diyorsunuz sonuçta. Ya abi berbat yönetiyorlar ya. Berbat. İğrenç, mide bulandırıcı. Vatandaşın zaten psikolojisi bozulmuş. Hangi hastaneye gidin? Hastaneler tıklım tıklım. Herkes sırada. Zaten insanlar randevu alamıyor. Yani insanlar randevu istiyor. 2-3 ay, 4-5 ay sonrasına veriyorlar. Çünkü dolu. Aha, kimin yüzü gülüyor? Her Türkiye'de her gün ben toplumsal olaylarda duyarlı bir vatandaşım. Her gün asker polis cansı geliyor ya. Her gün. Ya sen 20-30 yıl ülkeyi yönetiyorsun. Her gün asker polis cansı geliyor.
Yani her gün kadınlar cinayete kurban gidiyor. Her gün bir sürü kadın cinayete kurban gidiyor. Çocuklara taciz, tecavüz ediliyor. Onun dışında böyle şeylerle gündeme geliyoruz. Uyuşturucu almış başını gidiyor. Bizim gençlerin hepsi işsiz, uyuşturucu bağımlısı olmuş ya. Yani hırsızlık, gaz, kapkaç almış başını gitmiş. Yani ülkenin geldiği durum bu. Ne yazık ki her yerde de Atatürk'e de hakaretler ediliyor, küfürler ediliyor. Canlı yayında, televizyonlarda bile. Yani haberlere çıkıyor, Atatürk'e hakaret ediyorlar. Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Atatürk bu ülkenin sahibidir. Çanakkale'de savaşan dedelerimizle beraber bu ülkeyi kurdular. Yani kimse Atatürk'e dil uzatmasın, o dili koparırlar. Atatürk'e kimse dil uzatmasın. Ama ceza bile almıyorlar ya, böyle bir şey var mı ya? İnanılmaz, Atatürk'e hakaret, küfür ediyorlar. Ceza bile almıyorlar ya, ülkenin geldiği durum bu. Yani bu ülkenin kurucusu Atatürk'tür. Erdoğan değil. Erdoğan sadece bir siyasetçidir. Bugün var, yarın yok. Hepimiz devletçiyiz, devletimizin yanındayız. Ama Erdoğan devlet de değil. Devlet halktır, millettir, vatandaştır. Erdoğan siyasetçidir, hizmetçidir. Yani halk onu ne için seçiyor? Ülkeye, vatandaşa, millete hizmet etmesi için seçiyor. Yani hizmetkar kendisi. Başka hiçbir şey değil. Ama ne yazık ki bazı kesimler tarafından Allah olarak görülüyor, peygamber olarak görülüyor. Çünkü ben bazı sokak röportajlarını izliyorum. Çıkıyorlar, diyorlar ki Erdoğan Allah gibi adamdır. Daha peygamber gibi adamdır. Allah çocuklarımızı önüne alsın, ona versin. Milletvekili Mehmet Ağar'ın oğlu söylemişti. Sanki Allah'ı görür gibi oluyor. Evet. Hani öyle diyorlar. İşte diyorum ya, Allah gibi adamdır. Peygamber gibi adamdır. Allah çocuklarımızı önüne alsın, ona versin. Bir de diyorlar ülkeyi satsa da batırsa da yine o. Ya inanılmaz ya. Ya zaten yani ülkeyi batırsa satsa da nasıl o ya? Ya zaten bir insan bir ülkeyi batırsa satsa o ülkeye en büyük hainliği yapmış olur. Kötülüğü yapmış olur. Ülkeyi batırıyor, satıyor. Yani zaten bir ülkeyi bitirmek için de tankla, tüfekle saldırmaya gerek yok. Bir ülkenin eğitim sistemini, ekonomisini bitir, zaten o ülke biter. Bizim de ne yazık ki ekonomimiz bitmiş. Bitmiş ya. Bizler aklı selim insanlarız. Eğitimli, kültürlü, bilinçli, aydın görüşlü insanlarız. Ama diyorlar dolar ki lokal, ne kadar lokal, dolar ne kadar? 32.500. 32. Evet, 32 TL olmuş. Euro ne kadar? 35. Evet, 30 TL'ye geçmiş dolar euro. Bizim Türk paramız dolar euro karşısında ayaklar altında. Çeyrek altın 4 TL. Evet. Benim param niye yükselmiyor? Dolar euro yükseliyor. Asgari ücret kiraya yetmiyor. Ekonomi bitmiş abi. Ama enflasyon. Diyorlar ki lokantalar dolu, kafeler dolu, ona da cevapları var. Abi şimdi Türkiye yok, boş değil. Evet, doludur. Türk halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. Gider çayını da içer, dönerini de yer. 5-10 çeşit yemeğini de yer. Yer. O lokantalar doludur, telefonu çıkar diyen insanlar vatan hainidir. Türk halkının yani açtan ölmesini isteyen insanlardır. Hiçbir şey sahip olmasını istemeyen insanlardır. Türk halkı dünyanın en değerli güzel insanıdır. Benim ülkem dünyanın güzel ülkesi. İnsanım da dünyanın güzel insanıdır. Benim ülkem de insan da dünyanın her şeyin en iyisini hak ediyor abi. Yemek içtiği çayı konuşmasınlar. Ya diyorlar ki telefonu çıkar. Şangi çay ocağına, kafeye bakarsın, millet çay kahve içiyor. Millet poğaça börek yiyor. Millet simit yiyor, döner yiyor. Ya millet açlıktan ölsün mü abi? Ölsün mü? Bunlar vatan aynı abi. Evinde bunlar yesin diyorlar. Aynı. Evinde yesin diyorlar. Lokanta gitmesin. Ya evinde de yer, dışarıda da yer ya. Avrupalılar hepsi ülke ülke gezip tatil yapıyor. 5 yıldızlı otellerde kalıyorlar, 10 yıldızlı. Yani zenginlik göçüsü olamaz mı? Türk halkına şurada bir döner yiyorlar. Onu çok görüyorlar ya. İnanılmaz ya. 21. yüzyıldayız diyorlar. Dışarıda kafelerde yemek yiyorlar, kahve içiyorlar. Ya millet kahve içmesin mi? Yemek yemesin mi? Yani bunların zenginlik, tutuklanması lazım abi. Bunlar vatan aynı. Zenginlik göçüsü olamaz mı o? Efendim? Lokantaların dolu olması, kafelerin... Abi şimdi bir de şöyle bir şey var. Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. 80 milyon, 86, 5, 86 da ben düz 80 diyorum. İstanbul'un da 20 milyon nüfusu var abi. %10'u zengin. Ya bırak da her kafede 5-10 kişi olsun abi. Her lokantada 5-10 kişi olsun. 20 kişi, 50-100 kişi olsun. Yani milyonlarca nüfusumuz var. Evet. Aynen öyle. Yani bazıları diyor ki, bazıları işte 1000 odadan fazla sarayda yaşıyor abi. Türk halkı sabah poğaça, böre, simit. Akşam poğaça, simit. Öğlen günün 3 öğünü poğaça, simit ya. Sarayda yaşıyor bazıları. Diyor ki ben manda yoğurdu yiyorum, kestane balı yiyorum. Ejderha meyvesi yiyip ejdere binip uzaya gidiyorum. Türk halkı sabah, öğlen, akşam poğaça, simit. Poğaça, simit. Poğaça, simit. Herkes obez olmuş. Yemin ediyorum vitaminsizden herkes ölüyor. Yani bu ne abi ya 20. yüzyılda ya? Peki diğer soru, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Ya abi Ekrem İmamoğlu adam gibi adam. Adam gibi adam. Vatan sevdalısı abi. Vatan sevdalısı ya. Ekrem İmamoğlu insanları ayırt etmiyor. Yani Türkiye'nin bütün insanı seviyor, sayıyor. Ayrıştırıcı dil kullanmıyor. İnsanlara parmak sallamıyor. İnsanları tehdit etmiyor.
Yani bu ülkede bazı siyasetçiler var. Herkes de o siyasetçilerin kim olduğunu biliyor. İnsanlara parmak sallıyorsunuz. Aklınızı başınıza alın, adam olun lan. İnsanlara parmak sallamayın. Vatandaş size parmak sallar. Kimsiniz lan? Vatandaşa, Türk halkına parmak sallıyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Devlet halktır, millettir. Halka, millete parmak sallamayın, tamam mı? Adam olun, adam. Türk halkına parmak sallamayın. O parmağınızı kırarlar, sizin bir yerinize sokarlar bak. Ben sizin o parmağınızı kırarım, bir yerinize sokarım bak. Türk halkına parmak sallamayın. Vatansever insanlara parmak sallamayın. Halka, millete parmak sallamayın. O parmağınızı kırarım, bir yerinize sokarım sizin. Peki efendim, bazıları diyor ki son yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet'e birinci parti oldu. Halk artık AKP'ye güvenmiyor, erken seçim şart diyorlar. Sizce erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Abi erken seçimi bırak. Bunların bir önce istifa edip gitmesi lazım. Artık vatandaş halk, ben vatandaşım, halkım istemiyorum abi. Vatandaş halkın çoğu, hepsi yarısından fazlası istemiyor. Ama siyasette istifadan ziyade seçimde gitmek var. Ya, seçim olursa zaten kazanamasa gidecek. Abi Letonya Dışişleri Bakanı bilet pahalı oldu diye adam istifa etti ya. Bilet pahalı oldu için ya. Yani Romanya'da tüp patladığı için Cumhurbaşkanı istifa etti ya. Yani tamam, millet oy veriyor da istemediği zaman da istifa edecek bir zahmet. E abi, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu onu söyleyin. Abi ihtiyaç var. Yani bugün yarın erken seçim olması lazım. Bugün yarın erken seçim olmasını istiyor vatandaşlar. Yani artık zaten Türk halkı, vatandaşlar artık bu kokuşmuş sistemden, düzenden artık bıktı. Yani zaten ülkenin başkenti neresi abi? Ankara. Erdoğan mı kazandı? Yok. İstanbul Erdoğan mı kazandı? Yok. İzmir Erdoğan mı kazandı? Yok. Antalya'da kaybetti, Mersin'de, Adana'da, evet, Bursa, Manisa, Balıkesir, Diyarbakır'da kaybetti, Mardin'de kaybetti, Van'da kaybetti. Yani Türkiye'nin bayrağının rengi ne abi? Kırmızı, beyaz. Türkiye her yer kıpkırmızı oldu abi. Artık insanlar git yani bizim insanımız zaten eğitimli, kültürlü, bilinçli de bazı insanlarımız hani dünyaya böyle bakıyordu. Onlar artık neyin ne olduğunu anladılar abi. Yani erken seçim olması lazım. Vatandaş hani erken seçimden önce de bunların bir an önce istifa edip gitmesini istiyorlar. Derim gibi ülke her konuda mahvolmuş abi. Her konuda. Şimdi burada met şey koymuştu, tramvay belediye kaldırmışlar, ben göremiyorum. 300 metreyi. Bir tane nostalji. Abi burası Bahçeli Evler herhalde. Nostalji de yok herhalde. Kaldırdı, evet. 5 yıldır yapmıyorlardı. Seçime böyle bir ay kala, 2 hafta kala koydular. Evet, yani bak şu an hani bir saat röportaj yapılıyor. Yok yani. Evet. Kaldırmış demek. Çok evet, çok teşekkür ederim. Abi bir var de bir şey diyeceğim. Abi diyeceğim var. Yani gaz, dünya gündeminde gaz da var. Evet. Yani gaz da var. Yakın kadın çocuk masum. Maide suresi 32. ayet abi. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Evet. Yani haksız şimdi yere. Evet, haksız yere. Şimdi Gazze'de bir katliam var. Soykırım var abi. Yani orada 30 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. 30 ile 40 bin arası insan hayatını kaybetmiş. Evet. Sadece kayıtlı olan ve bu ölenler, hayatını kaybedenler de hepsi kundaktaki bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller abi. Ne yazık ki dünya izliyor abi. Dünya. Orada bir katliam var. İnsanlık suçu işleniyor. Dünya izliyor. En başta da Müslümanım diyen ülkeler izliyor abi. Yani Orta Doğu, Filistin'in çevresindeki ülkeler hepsi Müslüman ülkeler. İsrail'in çevresindeki ülkeler de abi, Mısır, Ürdün, Lübnan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, yani Sudan, Etiyopya, hepsi Müslüman ülkeler. Hepsi Gazze katliamını böyle izliyorlar abi. Böyle. Herkes diyor bana dokunmayın lan, bir yaşasın. Ya İsrail nüfusu 7-8 milyon, 10 milyon, milyarlarca Müslüman var. Ya Gazze için ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Ne yapıyorsunuz? Orada çocuklar, kadınlar, siviller katlediyor. Ne yapıyorsunuz ya? Yani ticareti bile keseler, İsrail bir günde almadı. Abi şimdi Erdoğan da hiç unutmuyoruz. 20 sene falan önce çıktı İsrail'e, dedi one minute. Dedi one minute. One minute nedir abi İngilizce'den? Yani Türkçesi bir dakika. Bu nedir ya, bir dakika? Sanki Gazze'yi kurtardı, Filistin'i kurtardı. Bir dakika dedi. Tabi o zamanlar biz çocuktuk. Ya dedik, vay be Erdoğan'a bak, İsrail'e bir dakika dedi. Kalmış ki bir dakika ne? Abi şimdi 7-8 aydır orada katliam var. Yani bütün haberlere çıktı, kimse gazetelere one, kimse çıktı. Kimse one minute demedi daha. Evet, kimse büyük icraat abi. Erdoğan İsrail'e one minute dedi, bir dakika dedi. Tabi o one minute bir dakikadan sonra defalarca İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştü, sarıldı, öpüştüler.
Eşek demek. Yani ya, anladın mı sen? Şimdi şöyle de bir şey var abi. 7-8 aydır aylardır orada katliam var. Erdoğan AKP iktidarı, bak devletim demiyor, ülkem demiyorum ha. Devletim, ülkem demiyorum. Erdoğan AKP iktidarı. Aylardır İsrail'e ticaret yapıyor abi. Aylardır ticaret üstüne ticaret yapıyor. Zaten Ticaret Bakanı bunu zaten bütün haberler, gazeteciler dile getirdi. Çıktı yani, bu belgelendi. Zaten Ticaret Bakanı da geçen abi şeye çıktı. Bir televizyon programına çıktı Ticaret Bakanı. Dedi evet, ticaret yapıyoruz. Ticaret üstüne ticaret yapıyoruz ama kısıtlamaya gideceğiz. Bunu söyledi ya. Evet. 54 tane. Bir de haber kanallarında, gazetelerde şu dendi. İsrail'e jet yakıtı bile satılıyor. Jet yakıtı satılıyor dendi. Erdoğan Ticaret Bakanı canlı yayında dediler ki işte biz jet yakıtı satmıyoruz. Ama o Türk halkı vatandaşlarımız Google'a o 54 tane satılan ürüne bakılsın, kısıtlama getirilen jet yakıtı da var abi. Hem Ticaret Bakanı diyor ki jet yakıtı satmıyoruz, büyük bir iftira. Hem de Ticaret Bakanı yayınladığı belgede jet yakıtı da var o 54 tane ticaret yaptıkları şeyin arasında. Yapılmıyor. Evet. Yani abi şimdi şöyle bir şey var. Bitlis'te bir tane cami imamı çıktı, dedi ki İsrail'le ticaret utancı solandırılsın dedi. Adamı görevden aldılar ya. İnanılmaz. Rezalet, skandal ya. Ya adam ne güzel bir şey söylüyor. Diyor ki kardeşim, diyor, İsrail katildir. Müslümanları, insanları katlediyor. Çoluk çocuk, kadın, sivil katlediyor. Aylardır on binlerce insanı katletmiş. Diyor ki Erdoğan, AK Parti imam bunu söyledi. Namuslu şerefli bir imam çıktı Bitlis'te. Dedi İsrail'le ticaret yapma artık, yeter. Dedi Türk halkı, Müslümanlar senin ticaret yapmanı istemiyor. Adamı görevden aldılar. Onun dışında Evet. Onun dışında Sakarya'da Erdoğan miting yaptı seçimden önce. Birkaç tane AK Partili kadın, 5-10 tane, ellerinde pankart, afiş, İsrail'le ticaret utancı solandırılsın. Erdoğan saniyede indirdi. Saniyede ne güzel pankart asmışlar ya. Evet. Ya Erdoğan kardeşim, sen daha düne kadar miting yapmıyor muydun Gazze için? Miting yapmıyor muydun? Yürüyüşler yapmıyor muydun? Sen o İsrail'le ticaret yapma diyen imamı niye görevden alıyorsun? Senin mitinginde İsrail'le ticaret yapma Erdoğan diyenlerin pankartını niye indiriyorsun? Yani geçen gene Taksim'de birkaç tane kardeşlerimiz yani Taksim'de miting yapıldı. Taksim'de şey miting doğru diyorum. Doğru, yürüyüş yapıldı. Doğru. Taksim'de İran İsrail'den beter. Gel konuş abla. Gel konuş. Ona kimse bir şey demiyor. Kardeşim, kesinlikle girmeyeceğiz. Bütün dünyanın derdi Türkiye. Türkiye'yi elde etmek istiyorlar. Hayır efendim, Tayyip'in arkasındayım da kimle eğer ki ülkemi kuruyorsa onun arkasındayım. Yalan konuşmasınlar. İsrail'e ticaret yapsınlar mı? Yapsınlar. Sen ticaretinde onun bir imzalanmış notu var kardeşim. Yapmasan dünya para ödeyecek sende var mı? Tel satsınlar, petrol satsınlar. Ha senin patron. Ya boş konuşmayın ya. Şu ülkeyi harap etmeyin. Bana bırak. Az bir saniye. Gel. Gel. Az bir saniye. Bir saniye. Bir dakika dur. Şimdi az bir saniye. Bir dakika. Gel buraya. Gel. Kaçma. Müslüman ülkeler, bir dakika beni dinle. Alo. Az beni dinle ya. Kaçma. Az bir dakika. Kaçma. Gel buraya. Gel. Ben sana bir şey diyeceğim. Az gel. Evden bedavaydın. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel. Bir şey olamadın. Bir saniye. Beni dinle. Beni. Sen elhamdülillah Müslüman mısın? Müslümansın. O zaman Müslümanım diyorsun. Ondan sonra Müslüman ülkeler vururken sen nasıl destek veriyorsun buna? Ben bir kuruş. Bir dakika beni dinle. Sen elhamdülillah Müslüman mısın? Tamam Müslümansın. Madem Müslümansın. Çıksın. Gazze'de Filistin vururken sen nasıl ticaret yaparsın? Hayır, ben sen o zaman toprağın altında hesap veremezsin. Veremezsin. Kesinlikle veremezsin. Ben ona değilim. İmzalanmış bir şeyler var. Tamam imzalanmış. Onları. İsrail de imzalamış. İsrail imzaya uyuyor mu? Ya tamam da. İsrail imzaya uyuyor mu? Sen o parayı verecek misin? Bak İsrail'e dinle. İsrail'e diyecek ki sen bu savaşı kasene kadar. Siz var ya. Bakın sizler var ya bu ülkeyi batırmak istiyorsunuz. Ne soruyor abi? Bunların beyni yıkanmış gitmiş ya. Efendim konuşalım. Ne konuşacağız abi? Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Abi şimdi ben konuşursam bizi tutuklarlar, gerek yok.
Biz zaten mahkemelik olduk bu konularda. AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Abi nasıl yönetecek ya? Vermiyor mu? Ülke mülteci yuvasına dönmüş. Her taraf rezillik, pislik almış başını gidiyor. Bugün ülkede kaç? 15 milyon mülteci var, doğru mu? Bunlar 10 sene sonra 45 milyon, 50 milyon mülteci olacak. Ondan sonra ne olacak? Bunları da zapt edemezsin. Edemezsin. Adamlar şimdiden vatan bizim diyorlar. Sen abi. Evet. Abi az önce bitiremedim çünkü kadın geldi provokatörlük yaptı. Yani insanların birbirine tahammülü yok ya. Konuşmak istedi. Dedi ki gel konuş. Geldi hem bana hem sana hem buradaki bazılarına hakaret etti, küfür etti. Evet. Yani ticaret yapıyor yani. Erdoğan AK Parti. AK Parti Erdoğan ne yazdı ki İsrail'le ticaret yapıyor. Kalmış ki kendileri söylüyor zaten. Kendi Ticaret Bakanı dün televizyonda dedi ki ticaret yapıyoruz ama kısıtlamaya gideceğiz. Dediğim gibi abi imamı görevden alıyorlar. İsrail'e ticaret yapma dediği için. İşte İsrail'e ticaret yapma pankartı, Aslan Kadınları pankartı indiriyorlar. Onun dışında dün CHP Gazze ile ilgili bir önerge verdi. Gazze saldırıları araştırırsın. Dün bunu reddettiler abi. Yani Türk halkı sizin İsrail'le ticaret yapmanızı istemiyor. Buradaki Türk halkına sorun, %100'ü de İsrail'le yapmış olduğunuz ticarete karşı. Ticaret yapmayın. Halkın sesini dinleyin. İran İsrail'e saldırıyor. Yüzlerce binlerce füze gönderiyor. Siz ticaret yapıyorsunuz kardeşim ya. Ticaret yapmayın. Ya ticaret yapmayın ya. Biraz vicdanlı merhamete davet ediyorum. İnsan olmaya davet ediyorum sizi ya. Yani abi, yani şu an İsrail'in büyükelçisi Türkiye'de mi? Başkonusu Türkiye'de mi? Bizimki İsrail'de mi? Yani dünyadaki Amerika dışında, İngiltere dışında, Almanya, Fransa dışında, dünya alem hepsi İsrail'e yaptırım uygulamış. Güney Afrika diye bir ülke var. Gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu layığa. Dedi ki insanlık suçu işlemekten yargılanması lazım soykırımdan. İskoçya'da Celtic futbol kulübü var. Gazze'nin arkasında durdu. Bütün dünya alem Gazze'nin arkasında duruyor abi. Sadece dediğim gibi Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa sadece İsrail destek oluyor. Ama Erdoğan da AK Parti de İsrail'e ticaret yapıyor abi. Artık ticaret yapmayın. Aylardır ticaret üstünde ticaret yapıyorsunuz. Ticaret yapmayın. Az önceki abla da diyor ki bizi savaşa sokmak istiyorlar. Evet, gerekirse savaşa da gireriz. Tamam mı? Hazreti Muhammed ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşumuz Filistin. Öldürülürken Müslümanlar, insanlar, bebekler. Gerekirse savaşa gireriz. İsrail'de yok ederiz. Yok ederiz İsrail'i. Dünya alem hepsi bir oldu. Çanakkale'de bizi yenemediler abi. Çanakkale'de bizi yenemediler. Yedi düvele karşı savaştık Çanakkale'de. Hepsini yenilgiye uğrattık. Çanakkale'de hepsini yok ettik abi. Geldikleri gibi gittiler Çanakkale'de. Geldikleri gibi. Gerekirse var ya. Çünkü bugün Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Haksızlık karşısında san dişi şeytandır. Şu an Gazze'de büyük haksızlık yapılıyor. Biz de susmuyoruz. Dediğim gibi Filistinli, Gazze'li kardeşlerimiz için gerekirse tabii ki sadece biz değil abi. Bütün Müslümanlar tabii milyarlarca dünyanın yarısı Müslüman. Bütün Müslümanlar bir olacağız. Anladınız mı? Hepimiz bir olacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı var, şey. Arap İşbirliği Teşkilatı var, hep beraber. Ben gideceğim ama şimdi. Abi son olarak şunu toplayayım. Gel abla konuşsun. Çok özür dilerim, 10 saniye. Ben gideceğim ama. Abla söylesen, buyurun. Ben sadece şunu söylüyorum. Biraz gelin, tam çeksin. Şu telefonumdaki şu resme bakar mısınız? Şuna bakın, çekebilirsiniz. Bu resimde şey diyor, Erbakan Hoca'yı söylüyor. Bunu biriniz okur musunuz? Ben değil. Okur musun sesli bir şekilde? Şu beyefendi okusun. Bas üstüne. O hiç tek başına iktidar olmadı. Şuraya bas bir dakika. Çok özür dilerim. Paylaşımı şuraya basarak tamam. Okur musun sesli bir şekilde? Necmettin Erbakan o hiç tek başına iktidar olmadı ama 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 63 organize sanayi bölgesi, 253 küçük sanayi bölgesi, 32 ağır makina fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi. Tamam, sadece şunu söylüyorum arkadaşlar ve gidiyorum. Bugün bu iktidarda olan kardeşlerimize
Buradaki deminki bayanlar, bağırıp çağıran beyefendiler, bayanlar neden bağırıyorlar ki? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Bu kadar bağırmaya gerek yok. Önemli olan diyalog. Bağıranlara şunu soruyorum. 25 senedir bizim ülkemizde bizi yöneten iktidar bunların hangi birini yaptı? Satmaktan başka. Yol yaptı, doğru. Çamlıca'ya cami yaptı, doğru. Yani ben Müslümanım elhamdülillah. O zaman Erbakan'ı de, O zaman Erbakan'ı de. Bırakın şimdi ya. Biz, bakın, biz dinlemesini bilmezsek bu halk, lütfen. Bu halka neyi öğrettiler biliyor musunuz? Bu halka diyalog kurmayı, dinlemeyi, empati yapmayı, bu halka seni beni değil, bu halka ayrımcılığı, sen, ben, o, bu, şunu yaptılar 20 senedir. CHP'li de benim kardeşim. Erdoğan'dan önce çok mu diyalog vardı? Bakın, sadece olanları vardı, her gün birbirini öldürüyorlardı. Bak dinlemeyi, siz Erbakan, ben Erbakan'a hizmet ediyorum. Erbakan'a hizmet ediyorum. Eğer bugün Erdoğan'dan önce her gün feali meşhur olaylar oluyor, her gün birbirini öldürüyorlardı. Bak, bir şey söyleyeyim. Ama seni biliyorum, seni sonra cevap veriyorum. Ben şunu söyleyeyim. Erdoğan'dan önce bu ülke dört dörtlük maşallah, herkes gülü gülistanlı geçiniyordu. Şunu söylüyorum. Erdoğan'dan önce çok mu güzeldi ya? Çok mu güzeldi Allah? Her gün birbirini. Güneydoğu'da kim kimi öldürüyordu farkında değildi ya. Şimdi de öldürüyor. Sanki Erdoğan geldi ya, gidiyorum. Şey kötü oldu. 25 senedir, şunu söylüyorum. 25 senedir birçok şey güzel olmuş olabilir. Ben Fatih Mahallesi'nden Beylikdüzü'ne gidiyorum. İki kişiyle gidiyorum. Sadece yol parası 250 lira veriyorum. Yönetemiyorum artık AK Parti. Efendim? AK Parti artık yönetemiyorum. AK Parti'nin ben evet güzel yaptığı şeyler olabilir ama bu yani yönetimdeki insanları şunu anlamıyorum. Hatalarını da iyi görüyorlar. Bak hataları da iyi görüyorlar. Yaptık. Yani bir insan yanlış yapıyorsa yanlıştır. Doğru yapıyorsa doğrudur. Biz doğrunun yanındayız, yanlışın karşısındayız. İstifa etsin AK Parti artık. Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Hırsız. AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Yönetemiyor. Ay işte seçimlerde gördük. Ekrem İmamoğlu değil. Ya siz. Hayır, onların işte geleni konuşunca sesleri çıkmıyor. Tamam sus. Boş ver sen, bırak ne varsa yapsın. Peki efendim, AK Parti 22 yıldır arkadaşlar teker teker hepimiz konuşacağız, sıkıntı yok. Sakin sakin hiç sakın. AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? İlk 10 sene iyiydi, ondan sonra bozuldu. Peki, diğer şimdi soruda. Hepten bozuldu ve çöktü, bitti, haritadan silindi. AK Parti silindi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Efendilik, dürüstlük. Şimdi kent lokantasından geliyorum. 40 TL verdim ama bak kanıma bak şişti. 5 çeşit. Ne vardı? Domates çorbası vardı, dana haşlama vardı, su böreği vardı, ekmek, su, armut. Bak 6 tane 40 TL. Bir kutu sigara bugün 60 TL'den başlıyor. Düşün, karnını da doyurmuyor. Ben şimdi doyurdum, yarın öğlene kadar gene oradayım. Peki. Efendim erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Sus sen sus. Hadi sus sus sen. Sus. Erken, sus. Erken seçim. Sus sus. Cevap verme bayan. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 2026'da Mart'ın 31'inde seçim var. Bitti. Ya Cumhurbaşkanı da İmamoğlu. Hazır, bundan korkuyor. Niye 2026? Şimdi çok yorulduk. 25'te biraz dinleniyoruz. Ondan sonra coşuyoruz gene. Coşuyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş Başbakan. Ondan sonra ülke aynen Atatürk'ün bıraktığı ülke oluyoruz. Aynen öyle oluyor. AK Parti silindi. Haritadan silindi, yok oldu, tuzla buz oldular. Gördün mü, sesleri de çıkmıyor. Ama yine %35 oylar var. Bir de utanacakan, bir de balkon konuşmasına çıkıyorsun. Ya hiç olmazsa bir de tebrik et ya. Tebrik etme. Nerede, ben duymadım. Man yaptı, ondan sonra indi aşağı. Bugün grup konuşmasında dedi ki en çok belediye biz kazanmışız dedi.
Nerede 36, 26 mı 28 mi belediye başkanlığını kazandık? 26, evet. Evet, 26 tane ya. Ben bırakır giderim. Ceketimi çıkarır bırakır giderim hükümeti. 70-80 yaşında bir gazeli, annemiz teyzemiz. Annemiz teyzemiz gazeli. Hüngür hüngür ağlıyor, hüngür hüngür. Oturduğu ev yıkılmış. İsrail oturduğu eve bomba yağdırmış. Yıkılmış, çocuklarını, torunları kaybetmiş. Bu bizim bir Türk de olabilirdi, bizim öz annemiz de olabilirdi, biz de gazeli olabilirdik. Gram, içinde gram vicdan merhamet olan, insanlık duygusu olan İsrail'e ticaret yapmaz. Gram gram. Yani gram vicdanınız, merhametiniz varsa İsrail'e ticaret yapmayın, insan olun. Son olarak da şunu söyleyeyim abi. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesidir. İnsanın, Türk halkım da dünyanın en güzel insanıdır. Benim ülkem, insan dünyanın her şeyin en iyisini hak ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Bazıları bin odada fazla sarayda yaşarken beni Türk halkım 17 bin TL ile geçinemiyor. Emeklim 10 bin TL ile geçinemiyor. İnsanlar halk ekmek kulübelerinde metrelerce kuyruk sırada. Askıda ekmek var, askıda simit var. Millet 30 gün boyunca çalışıyor, kiraya yetmiyor aldığı maaş. Biz bunu onurlu gururlu başı dik insanlar olarak bunu reddediyoruz abi. Bu biz insanca yaşamı savunuyoruz. İnsanca yaşam, hak, hukuk, adalet, eşitlik. Herkes için iş, aş, ekmek, insanca yaşam. Siz saraylarda yaşayacaksınız. Yediğiniz önünüze, yemediğiniz arkanızda olacak. Türk halkı açlıktan ölecek ya. Bunu kabul etmiyoruz. 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 Onun için artık gidin diyoruz. Bıktık sizden diyoruz. Yeter artık diyoruz. Teşekkür ederim abi. İyi ki varsın.